Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün seninle 9. sınıf fizik yazılısını arkadaşlar. ikinci dönem yazılı konularını hep beraber baştan sona tüm detaylarıyla yapacağız. Şöyle öncelikle istersen bir yazılı takvimimize bakarsak arkadaşlar. E, matematik, Türk dili ve edebiyatı, kimya bakın şurada fizik yazılı dersimiz yayınlanacak. Tarih İngilizce bu şekilde arkadaşlar yazılı kampımız gelecek. Sırayla bunları yayınlıyor olacağız. Peki bu derste neden bahsedeceğiz arkadaşlar? ikinci dönem konularından bahsedeceğiz. Yazılıda çıkacak konuların detaylarından tümüyle ben bahsedeceğim. Şurada öncelikle öğrenci notlarını bakın tek tek vereceğim iş enerji konularını. Bu şekilde verime kadar hepsini arkadaşlar bakın şöyle beraber saniye yapacağız. İş enerji konusu, güç konusu neydi? Bunları yapacağız. Enerji çeşitlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu kinetik enerji, potansiyel enerji, e, mekanik enerjiden bahsedeceğiz. Canlarda enerji verim konusundan bahsedeceğiz ve nokta atışı sorular hazırladım sevgili gençler için. Yazılıda bakın neler çıkabilir şu tarz kuvvet soruları çıkabilir bakın yorum soruları işlemli sorular çıkabilir grafik soruları bakın şunlarla ilgili neler çıkabileceğinden beraber arkadaşlar seninle bahsedeceğiz ama yine de kritik olan sorularda e, bu şekilde bundan soru çıkar diye bakın ben size bu şekilde e, notlar göstereceğim ve şu ders sonunda umuyorum ki belki bu hafta yazılım var belki yarın yazılım var. Şu yazılı sonunda umuyorum ki netlerimizi ciddi oranda artırmış olacağız. Hedefimiz arkadaşlar yüzde yüz almak. Bütün soruları doğru cevaplamak istiyoruz. Eğer yazılı notları kitabım varsa buradan da bakın bütün dersler dokuzuncu sınıfın bütün dersleriyle ilgili arkadaşlar. Yazılı notlarımız var biliyorsun özet şeklinde. E, bu da varsa bundan da bence yazılı öncesi bir çalışman lazım Biliyorsunuz sevgili gençler Dinamo Soru Bankamızdan da biz e, konu konu işledik ve buradan ödevler verdik. Tabii bunların arkasında da konularla ilgili yazılı notları var gene. Bakın eğer Dinamo... Kitabımız varsa sevgili gençler. Sayfa 171'de bakın burada yazılı ile ilgili çalışmalarımız var. Bakın yazılı çalışması var. Şurada görüyorsunuz. Enerji konusunu biliyorsunuz ağırlıkla yapacağız. Sevgili gençler şuradaki yazılı sorularını da yapman bu olaydaki olasılığımızı artırma konusunda büyük fayda sağlayacak. O zaman hazırsak yazılı çalışmamız başlıyor. Arkadaşlar bu derste Enerji, iş, verim konularından bahsedeceğiz. Ee, kuvvet sorusundan da bakın kuvvet konusundan da soru sorabilir öğretmen. onun da bir önceki yazılı çalışmamızda onlar vardı mutlaka bana kalırsa. Ee, birinci dönem yazılı konularında işlemen lazım onları da incelemen lazım. Ben burada şimdi enerjinin detaylarını arkadaşlar neler yapmıştık. Ders ders bunları işledik ama bütün hepsini yapacağım. Ve bakın şöyle de sana bir kolaylık olsun diye bakın şöyle formülleri buraya bilmemiz gereken şeyler arkadaşlar. Hani bu zaten bir özet. Bizim için ama özetinde özeti yani hap bilgi olarak arkadaşlar bunları da beraber senle yapacağız. Beraber bunları yerine yerleştireceğiz. Öncelikle birinci öğretmenin soracağını düşündüğüm şöyle bir olay var sevgili gençler. İş konusu var. Bakın iş yapabilmek için önce şu tanımları da bizim bir bilmemiz lazım. Yapılan işin büyüklüğü arkadaşlar cisme uygulanan kuvvet ve cismin e, oluşturduğu yer değiştirmeye bağlıdır. Evet şurayı bileceğiz. skaler bir büyüklüktür. Yani iş şu demek sevgili gençler. Bakın sen bir cismi yani bir iş yapabilme için fizik adına bir iş yapabilme için bir cisme bir kuvvet uygulaman gerekiyor. Mesela diyelim ki ben bu cismi bakın şu şekilde bir kuvvet uygulayarak hareket ettirdiğim zaman ben burada bir iş yapıyorum ama yaptığım işi tam olarak ifade edebilmek için kuvveti ve aldığım yolu da bakın belirtmem gerekiyor. İş hani bunlar hep İngilizceden geldiği için arkadaşlar iş biliyorsunuz work ile W ile gösterilir. Ve işin formülü de nedir diyeceğiz bakın. F çarpı X'tir diyeceğiz sevgili gençler. Buradan yazıldı bir soru var bakın. Buradan bir soru var. Bunu kesinlikle bizim bilmemiz gerekiyor. Ve şunları da bilmemiz lazım. Bakın iş skaler bir büyüklüktür. Yani yönsüz bir büyüklüktür ve ne ile W bakın W ile gösterilir ve birimi de sevgili gençler bütün bu iş ve enerjinin hepsinin birimi de ne olacak bakın Joule olacak biz bunu sadece şöyle bir J harfle göstereceğiz. O zaman gel bakalım birinci formülümüzü buraya yazalım. Dediğim gibi bakın en sonunda dersin en sonunda da şöyle yapacağım. Ben şunu bir ekran görüntüsü almanı isteyeceğim senden her şeyi yaptıktan sonra buradan bir ekran görüntüsü alırsak bu bütün her şeyi senle beraber bir özetlemiş olacağız. O zaman önce birinci bilmemiz gereken şeyi ben buraya bakın bir yazıyorum. İş diyorum sevgili gençler neydi? W ile göstereceğiz ve ne yapacağız burada bakın F çarpı X'tir diyeceğiz tamam mı? Bir de birbirine karışmasın diye istersen şöyle her bir bilgiyi de şöyle ben bir balon içine alıyorum ki birbirine karışmasınlar diye. Anlaştık. Birinci o zaman formülümüz yazdık sevgili gençler. Bana iş sorusu soracak. Biraz sonra ben bununla ilgili çıkabilecek tüm soru tiplerini sana göstereceğim. Yani sonuç olarak arkadaşlar bakın şöyle sana der ki bir cisme bir kuvvet uyguladım der. Mesela F1 kuvveti eşittir. Biliyorsun kuvvetin birimi de neydi? Newton'du. Bu cisme mesela bu kuvvet doğrultusunda X eşittir. 4 metre çekersek istersen bir iki kuvvet daha uygulayalım. Şuradan mesela şöyle bir F2 kuvveti de uyguladığını düşünelim arkadaşlar. Bu da kaç olsun? 6 Newton olsun. Bir kuvvet daha uygulayalım. Bakın buradan bir de F3 kuvveti olsun. F3 kuvveti de ne kadar diyelim? 2 Newton diyelim. Görüyor musun? Sana işte burada yapılan işi sorduğunda sen hemen ne yapacaksın? F çarpı X diyeceksin. Öğretmenim ben bunu biliyorum diyeceksin ve buradan tam puanı kapacaksın. İş arkadaşlar bakın bu sorunun cevabını bana sorduğu zaman o zaman diyeceğiz ki F F çarpı X dedik ya. Peki hangi F'i alacağız burada? Bakın cismi yukarıdan arkadaşlar bastırırsınız. Bu cisim hareket etmeyeceği için burada bir iş yapamazsınız. Yani ben bu kalemi bakın böyle bir kuvvet uyguluyorum bu tarafa böyle bu kuvvet uyguluyorum bu tarafa doğru gidiyor. Ama ben bunu yukarıdan bakın şöyle bastırırsam görüyor musunuz şu anda bastırıyorum. E bir yere gitmez. O yüzden arkadaşlar şu kuvveti ben almayacağım. Bu kuvvet iş yapmıyordur. E peki bunların hangisini alacağım? Net kuvveti alacağız burada. Yani ondan eğer bunlar aynı yöndeyse toplarız. Bakın zıt yöndeyse çıkartırız. Şu anda bu sorunun cevabını yapmak için bakın 8 çarpı yoldara kadar 4. 4 kere 8'den arkadaşlar 32 diyeceğiz. Ve birimi de aman ha yazmayı unutmayacağız. Buradan da nedir? 32 jüldür diyeceğiz. Bakın bu soru için. Tamam burada anlaştık. Biraz sonra zaten soru tiplerini yapacağım. formülümüz anladık. Bakın burada özetimize yazdık bunu. F çarpı x dedik. Demek ki birinci bilmemiz gereken arkadaşlar buradaki iş olayıdır. Yalnız işle ilgili bir şey daha benim bilmem gerekiyor. Arkadaşlar işle enerji arasında bir ilişki var. Yani şöyle. Biraz sonra gene ondan da bahsedeceğim. Hani cismin hızlandığı zaman kinetik enerjisi vardır. Potansiyel enerjisi vardır. O detayları birazdan gireceğim arkadaşlar. Bakın siz bir cisme bir iş yaptığınızda yani bir kuvvet uyguladığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Cismin enerjisi değişiyor. Yani enerjisinde bir artış oluyor ya da azalma oluyor. İşte arkadaşlar cisim üzerine bakın iş yapıldığında cisme aktarılır. Ve cismin enerjisi aktarılan enerji kadar arkadaşlar değişir. Biz bu değişimi biraz garip bir harfle gösteriyoruz. Şöyle arkadaşlar delta diye okuyoruz. Bunu üçgenle gösteriyoruz. Bu değişim demektir. Hani biliyorsun biz bu e, fen derslerinde, fizik kimya derslerinde böyle semboller kullanırız. Bu değişim demektir. De delta E yani ne anlama geldi arkadaşlar bu? Enerjideki değişim anlamına geldi. Ha demek ki benim iş olarak... Bilmem gereken bakın işin formülü dediğimde bakın f ile x'i çarpacağız. Ama işi ben enerji değişimi de olduğunu bileceğim. Çünkü ben bir iş yaptığım zaman ne yapıyorum? Enerji arkadaşlar değiştiriyorum. Bu böyle bir şey de belki karşımıza gelebilir. Bunu da bakın bizim bir bilmemiz lazım. Peki yazılı arkadaşlar geri bakın soru çıkar. Hoca buradan sorar diyorum, bakın şuraya koyalım istersiniz arkadaşlar. Güçle ilgili soru bekliyorum arkadaşlar. Tanımında bakın gençler sorabilir. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Hani biz diyoruz ya güçlüyüz, hani güçlüyüz. Sen mi güçlüsün, ben mi güçlüsüm? Yani güç dediğimiz şey nedir? Güç dediğimiz şey arkadaşlar, bir işi kısa sürede yapıyorsan güçlüsündür diyelim ki bir bir yerden bir yere götürmek herkes götürebilir. Ama sen hızlı götürüyorsan güçsüzsündür. Yani zamanla alakalıdır. Güç arkadaşlar bunlar gene İngilizce baş harflerden geliyor. Yani güç demek power demektir. Bakın yapılan işin zamana bölümü. Dolayısıyla yapılan işi de biz neyle gösteriyorduk az önce dediğim gibi. W ile göstereceğiz arkadaşlar. Zamanı böleceğiz. Mesela diyelim ki bakın şöyle bir şey yapalım. Şurada bir tane bir koli var. Sen de bu koliyi diyelim ki şöyle bir iple şöyle yapalım mı? Şöyle. Bakın şu şekilde çektiğini düşünelim. Ne kadar bir kuvvet uyguluyorsun? Şöyle yazalım. Diyelim ki sen buradan iple arkadaşlar buna F eşittir. 10 Newton bir kuvvet uyguluyorsun. Ve kuvvet uyguladığın zaman da bu cisim diyelim ki 4 metre bu tarafa doğru çekildi. Ve ne kadar zaman geçti arkadaşlar? Zamanında bakın biz fizikte T harfiyle gösteriyorduk. T eşittir arkadaşlar. 2 saniyede sen bu işlemi yaptın diyelim ki. Peki ne kadar bir güç harcadın dersek bakın işte gücün formülü budur diyeceğiz. Önce arkadaşlar demek ki bizim bir işi bulmamız gerekiyor. Bakın F ile X'i çarparsak 10 çarpı 4'ten ne kadar? 40 Julia. İşte gücü bulmak için de ne yapacaksınız demek ki? Bulduğumuz bakın buradaki işi zamana böleceğiz ve buradan da ne kadar diyeceğiz? Cevabı 20 olarak bulacağız gençler. Bunun birimi de arkadaşlar watt olacak. Bakın gücün birimi de nedir diyeceğiz buradan? Görüyor musunuz? Bakın what'tır diyeceğiz. Anlaşıldı mı? O zaman gelelim hemen ikinci formülümüze. Beni bilmem gereken şeylerden birisi demek ki şuymuş bakın. Güç nedir ben burada bilmem gerekiyor. Gücü demek ki P harfiyle gösteriyorum bakın. Yapılan işi bulacağım ya da bana verecek. Bunu işte zamana böleceğim ve buradan sevgili gençler gücü bulacağım. O zaman bunu da ben şöyle hemen bir balon için alıyorum. Çünkü bu formüllerin hepsi işte bu olacak da bana not kazandıracak çünkü. İşte formül soruyoruz. İkiye çıktı. Bakın bunlar arkadaşlar. Demek ki bilinecek. Anlaştık mı? Demek ki gençler gücü soruyorsa işi bulacağım, zamana böleceğim. Hiç merak etme. Biraz sonrası çıkabilecek soru tiplerini beraber sen de yapacağız. Hiç merak etme. Öncelikle şu formülleri beraber bir anlayalım. Şuraya özetini bir çıkartalım. Sonra soru tiplerinde de bir görelim. Olayı bitirelim. Bir daha şunları bir tekrarlarız. Şunun ben zaten ekran görüntüsünü almanı isteyeceğim. Şunu bir tekrarlarsın. Bir daha yazılı öncesi, yazılı sabah şöyle bir daha bakarsın formüllere. Girersin olayı bitirirsin. Şimdi gelelim arkadaşlar enerji çeşitleri. Şimdi bizim bakın burada birkaç tane enerjimiz var. Burası belki biraz kafanı karıştırabilir ama şurada ben şimdi sana en kolay şekilde, en anlaşılır şekilde arkadaşlar anlatmaya çalışacağım. Şimdi birkaç tane bakın bizim enerji çeşitimiz var. O da nedir? Birincisi gençler kinetik enerji. Kinetik enerji peki ne zaman vardır? Cisimlerin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Bakın hareket eden her şeyin bir kinetik enerjisi vardır. Yani sen de yolda yürüyorsan bir kinetik enerjin var. Yürümüyorsan yok tamam mı? E, kinetik enerji olması için hızımız olması lazım. Yani bir araba gidiyorsa duruyorsa e, yani gidiyorsa kinetik enerjisi var duruyorsa kinetik enerjisi yok. Tabii biz enerjileri de bakın E ile gösteriyoruz. Bunun şöyle de bir enerji formülü var. Biraz bu kafamızı karıştırabilir. 1 bölü 2 m ve kare gençler. 1 bölü 2 m ve kare. Yani biliyorsun bu fizikte şöyle yapalım. Arka tarafa da ben şu birimleri bir yazayım. Bakın birimler diyelim. Benim şunları da bakın bir bilmem lazım. Birimler. Bakın ben burada ne kullandım? Mesela burada ne kullanıyorum arkadaşlar? Ee, şöyle yazalım mı? Şunları da şöyle kahverengiyle yazayım. Bakın şuradaki W, W demek arkadaşlar. Ne demek benim için? İş. Görüyorsun bunları bilmem lazım. F nedir söyle? Evet değil mi? F demek arkadaşlar, kuvvet demektir. Hani bizim bir kuvvet uyguluyoruz. Birimi de nedir bakın? Newtondur. İşin birimi de nedir arkadaşlar? Jouldur gibi. Başka ne kullanıyoruz peki burada? X diyoruz arkadaşlar. X demek alınan yol demektir. Yol. Bunun birimi de bakın metre. hani F çarpı X diyoruz gibi. Ondan sonra ne kullandık burada? P kullandık. Bakın görüyor musun? Bunları da benim bilmem lazım. P dediğimiz şeyde arkadaşlar güçtür. Güçtür dedik. Bunun birimi de bakın watt'tır. Kısaca W ile gösteriyoruz. Başka T kullanıyoruz. Fizikte bakın bunu çok kullanıyoruz. Bu da time'dan gelir. Yani nedir bu da bakın? Zamandır. Tabii bu dakika falan olmaz. Her zaman ne olacak? Saniye olacak sevgili gençler. Ve bir de bizim bilmemiz gereken M. Bakın M ile biz, biz bir cismin neyini kullanırız? gösteririz. Kütlesini gösterir sevgili gençler tamam mı? Ve bunun birimi de ne olmalıdır? Kilogram. Yani sen kaç kilosun mesela? İşte 50 kilogramsan senin M eşittir 50 kilogram deriz. Yani bu sembol olarak bunu da gösteririz. Peki başka? V arkadaşlar gene hep İngilizceden gelir bunlar. Hız demektir. Arkadaşlar bu da hız anlamına gelir. Hızın birimi de metre bölü saniyedir. Bakın hiç kimse sana böyle bir şey çıkartmamıştır. Senin bunu bir bilmen lazım. Peki başka ne kullanacağız? H Haş demek yerden yükseklik anlamına gelir. Yani binanın yüksekliğini ifade ederken yükseklik gene bakın burası ne olacaktır arkadaşlar? M, metre. Yani metre olacaktır. Bakın yol da metre. Görüyor musun? Bu da metre. E peki hocam ben bu kadar sembolü bileceğim mi? Arkadaşlar bunları zaten benim bakın bilmem lazım. Ben daha 9. sınıftayım. Yani 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf oradan üniversiteye gideceğim. Benim daha eğitimimi, öğretimi hayatım uzun. Bu sembolleri bilmeliyim. Bakın ben bunları bunlarla gösteriyorum. Görüyor musun? İşte demek ki bunları da ben burada göstereyim ki sen bunları bil. Peki bu ne demekte sevgili gençler? Kinetik enerji. Hemen şunu da bir yazayım şuraya. Şöyle bir yazalım. Bakın bunları da çünkü benim burada bir bilmem lazım. Kinetik enerji bakın. Kinetik enerji. Peki ne zaman vardır arkadaşlar kinetik enerji? Ee, şöyle değil mi isterseniz hız bakın hız varsa vardır diyelim. Olur mu? O zaman kinetik enerjinin formülü de neymiş istersen bunu da bir yazalım. 1 bölü 2 m v kadeh. Bakın gördünüz mü işte bunu bu şekilde gençler bilmemiz gerekiyor. Evet şunu da isterseniz bir balonun içine alalım. Yani dediğim gibi bak zorluklar seni korkutmasın. Önemli olan arkadaşlar ne yapacağımızı bilelim. Bu sayede bakın olayın özetini çıkartıyoruz. Çok fazla değil. Şuraya kadar yazacağım. Sen bunları bilmen gerekecek. E zaten bunlara bakın. Ben e, zaten bana diğer sınıflarda da lazım olacak. Demek ki kinetik enerji ne zaman var? Hızın varsa var. O zaman sen bana söyle. Yerde yuvarlanan bir topun kinetik enerjisi var mı? Var değil mi? Evet çünkü hızı var. Peki dalda duran elmanın kinetik enerjisi var mı? Yok. Niye? Çünkü hızı yok. Peki uçağın kinetik enerjisi var mı? Havada uçak, uçağın, uçağın bir kinetik enerjisi var mı? Var. Yani hızı varsa kinetik enerjisi var. Hızı yoksa kinetik enerjisi yok. Burada anlaştığımızı düşünüyorum. Peki ikinci formüle gelelim sevgili gençler. Ve oraya da gelmeden önce şunu bir söyleyelim mi? Hani bu kinetik enerji iyi de hocam ben bunu nasıl yapacağım? Bak şöyle. Diyelim ki bu araba bu tarafa doğru arkadaşlar. V eşittir. 10 metre bölü saniye hızla gidiyor diyecek sana. Bunu bir de kütlesini verecek. Diyecek ki mesela M eşittir. Bu bir oyuncak araba olduğunu düşünelim. 4 kilogram olsun. Bunu kinetik enerjisi ne kadar diyecek bak sana. Sen de diyeceksin ki 1 bölü 2 çarpı m yani 4 çarpı v'nin karesi yani onun karesi. Onun karesi kaçtır? 100 müdür? 100 diyeceğiz. Bakın burada işlemi şöyle yapıyoruz. Şunu 2'ye bölüyoruz her zaman. 2 İki diyoruz. 2'yi de 100 ile çarparsak arkadaşlar buradan da kaç çıktı? 200 jül çıktı. Jül'ü de şöyle J ile gösteriyoruz. İşte bu kadar. Çok da zor bir şey değil yani. Sen sonuçta 9 yıllık eğitim öğretim hayatında ne zorluklarla karşılaştın. Bu seni yormaz. Bu sana bir şey yapmaz. Peki gelelim arkadaşlar. Yer çekimi potansiyel enerjisi. Bu da ne demektir? Cisimlerin bulunduğu konumdan dolayı sahip olduğu. Yani şöyle de Yükseklikten dolayı. Potansiyel enerji de gençler yükseklik diyeceğiz. Yani mesela bu kalemin potansiyel enerji bakın var. Burada yok. Bakın burada var burada yok görüyor musun bak. Burada potansiyel enerjisi var. Burada daha çok var. Burada daha çok var gördün mü? Yani yukarı doğru çıktıkça arkadaşlar potansiyel enerjisi var. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Şunu da isterseniz şöyle yazalım. Diyelim ki bakın potansiyel bakın potansiyel enerji diyelim. Ne zaman vardır? Onu da yeşil yazmıştık. Bunu da yeşil yazalım. Ee, bu da arkadaşlar yükseklik varsa Bakın şöyle diyelim yükseklik varsa vardır diyelim. Peki bunun enerjisi ne olacak? Bu da E eşittir arkadaşlar m yani kütle g bir sabit sayı e, yer çekimi ivmesi H yani yükseklik diyeceğiz işte bu şekilde ikinci formülümüzü de bu şekilde arkadaşlar ifade edeceğiz. Bunlardan dediğim gibi karşımıza soru gelebilir. Demek ki arkadaşlar ne zaman varmış bu yükseklik varsa? Peki formülü neymiş? M çarpı G çarpı H. Şimdi şu G'yi de isterseniz şu birimimize bakın yazarsak sevgili gençler şu küçük G. Bu küçük G e, bunun adı e, yer çekim iğmesidir. Yani yer çekimi desek bile yeterli. Yer çekimi diyelim. Bu genelde arkadaşlar dünya için 10'dur. Yani 10 metre bölü saniye kare. Birim çok önemli değil. Yani 10 olarak yerine koyuyoruz. Genelde arkadaşlar işlem sorarsa Burada 10 olarak alacağız. O zaman şuraya kadar bir bakarsak. Demek ki kinetik enerjiyi bileceğiz. Hızımız varsa bakın kinetik enerjimiz var. Yüksekliğimiz varsa potansiyel enerjimiz var. O zaman e, uçan bir kuşun arkadaşlar yüksekliği olduğu için değil mi? bir potansiyel enerjisi vardır. Bakın şöyle yapalım mı? Şöyle bu kuşun yüksekliğini istersen h eşittir. 3 metre diyelim. Mesela 3 metre yükseklikten uçan bir kuş olsun bu. E, bunun kütlesine de kuşun kütlesine de bakın eşittir 1 kilogram diyelim bir kilogramlık bir kuş olmuş olsun. Bunu potansiyel enerji ne kadar diye bana sorsa hemen bakın ben buradaki MGH'dan bunu bulabilirim. Ne yapacağım? Kütlemiz kaç arkadaşlar? 1. G kaç? 10. H kaç? 3. O zaman buradan da bakın ne kadar çıktı? 30 Joule çıktı. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde arkadaşlar potansiyel enerjiyi bulabiliriz. Bakın sana böyle işlemli bir soru da sorabilir. Yorum sorusu da sorabilir. Demek ki yükseklik varsa potansiyel var. Hızımız varsa arkadaşlar kinetikimiz var. O zaman bir daha soruyorum sana. Mesela yerde giden bir aracın kinetik mi var potansiyel mi var? Yüksekliği olmadığı için potansiyel yok ama kinetiği var. Peki havada uçan bir kuşun hangi enerjisi var? Bakın dikkat edin. Ee, kinetik enerjisi de var çünkü hızı var. Potansiyel enerjisi de var çünkü yüksekliği var. Anlaşıldı mı? Yani ikisi de birden de olabilir. Peki bir de gençler. Esneklik potansiyel enerjisi diye bir olay var. Bu da arkadaşlar böyle yay gibi bir şey yani sıkıştırmışsak ya da uzatmışsak ya da esnek bir cismi uzatıyorsak arkadaşlar bunu da yay enerjisi diyoruz. Ee, tamam mı? Buradan da belki işlemli soru çıkabilir. Bunun formülü de bakın şöyle bir şey 1 bölü 2 k x kare diye bir formül var. Gene bu formül de veriliyor. Bunu da bilmemiz lazım arkadaşlar. Burada k dediğimiz bu yayın e, sertliği ile alakalı bir sabit sana bunu verecek. X dediğimizde ne kadar sıkıştığını veya ne kadar uzadı bunu verecek. Ve buradan arkadaşlar biz bunun enerjisini bulacağız. Şimdi geldik önemli bir duruma. Mekanik enerjini bakın bir formül yok. Mekanik enerji demek gençler toplam enerji demektir. Tamam onu da bir yazalım buraya. E diyeceksin yayı ne yazmadım ya yay ile ilgili şimdi bir özetime karışmasın. Yani burada en önemli olan şeyleri yazacağım açıkçası. Arkadaşlar mekanik enerji demek de bakın mekanik enerji bunu kesinlikle zaten bilmemiz lazım. Bu birkaç yerde karşımıza çıkacak. Mekanik enerji de nedir bakın toplam enerji demek. <laughs> toplam enerji yani bir cismin e, hangi enerjisi varsa. Hani kinetik enerjisi olabilir, bunun potansiyel enerjisi olabilir. Anlaştık mı? Ya enerjisi olabilir. Bütün hepsini gençler toplamını biz burada ne diyeceğiz bakın. Mekanik enerji diyeceğiz. Tamam sıkıntı yok. Neyi bilmemiz gerektiğinde şu kağıda yazıyoruz ya. Bu sayede hiçbir şey kaçırmadan hepsini arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Evet. Gelelim arkadaşlar enerjinin korunumu. Şimdi buradan bakın karşımıza soru çıkacak. Burada, burada bir durmamız lazım. Bunu bizim bir anlamamız lazım. Şimdi gençler bakın enerji hiçbir zaman yoktan var veya vardan yok olmaz. Bu ne demek? Yani şimdi diyelim ki ben bu kalemin şu anda bir potansiyel enerjisi var mı? Var. E bıraktım ne oldu? E gitti hocam potansiyel ama kinetiğe dönüştü. Yani bak sen bunu buradan bırakıyorsun ya bıraktığın zaman bu cisim aşağı doğru inerken ne oluyor? Hızlanıyor yani potansiyel azalıyor kinetiğe dönüşüyor anlaşıldı mı? Yani birinden biri bir yere dönüşüyor biraz sonra onu biraz daha detaylı açıklayacağız arkadaşlar. Bakın yoktan var vardan yok olmaz ancak demişiz ancak bir tür enerjiden diğerine dönüşebilir sevgili gençler. Şimdi ne demek olduğunu şuradaki örneklerde göstereceğim ben sana. Ve sürtülmez bir ortamda mekanik enerji her zaman sabittir. Bu ifadeler benim için önemli. Bunları birazdan arkadaşlar açıklayacağım. Şimdi öncelikle enerjinin dönüşümü ne demek? Bakın. Mesela tost makinesi. Her evde bir tost makinesi vardır. Ee, tost makinesinde arkadaşlar güzel tostlar yapıyorsunuz. Tost makinesi, fırın su ısıtıcısı gibi elektrikli aletler var yani. Şu fişe takıyorsun ya. Fişe takınca ne oluyor? O alet ne yapıyor? Elektrik enerjisini alıyor. Neye dönüştürüyor? Bakın ısı enerjisine dönüştürüyor. He, ne oldu bakın şimdi? Demek ki bir tost makinesi ya da fırın ya da su ısıtıcısı gibi arkadaşlar... ...bu ısı ile ilgili şeyler elektrik enerjisini. ...bakın şöyle yapalım. Ee, ne oldu bakın? Elektrik enerjisine neye dönüştü arkadaşlar? Isı enerjisine dönüştürdü. Görüyor musunuz? İşte burada bir dönüşüm söz konusu. Peki fren yapan araç... Hani fren yaptığımız zaman bilmiyorum hiçbir arabanın lastiğine dokundurma arkadaşlar. Ateş gibidir bakın arabanın lastiği Tabi duruyorken değil. Hani hareket eden bir arabanın lastiği arkadaşlar. Bir yerde diyelim ki mola verdin. Arabanın lastiğine bak ateş gibidir. Oradaki bakın mekanik enerji yani toplam enerji neye dönüşüyor? Isı enerjisine dönüşüyor. Çünkü arabanın lastiği yani şu asfaltla sürtünüyor ya sürekli. Muazzam ısınır ben sana söyleyeyim. Bak babanla bir yere gittiğin zaman annenle bir yere gittiğin zaman. Hani vardığınız yere varınca git arabanın lastiğine dokun gerçekten ateş gibidir. Elin bile yanabilir yani. Ve ellerimizi birbirine sürttüğümüz zaman bunu herkes yapar. Sen, bak sen de benimle beraber yap şunu böyle yaptığın zaman. Bak şimdiden beri ellerim yanmaya başladı. Bak felaket ya ne oluyor arkadaşlar? Burada bakın hareket enerjisi gene ısı enerjisine dönüşüyor. Ellerimizi birbirine sürttüğümüz sırada mekanik enerji diyoruz buna. Yani toplam enerji arkadaşlar. Bakın neye dönüşmüştür? Isı enerjisine dönüşmüştür. Görüyor musunuz? Yine iki tahta parçasını aynı şekilde birbirine sürtersek gene aynı şekilde mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür. Kasların çalışma sırasında da gençler. Şimdi bakın sen yol yürüdüğün zaman veya bir şeyleri kaldırdığın zaman veya belki de bir spor salonuna gidiyorsun. E burada bakın bir süre sonra ne oluyor? Vücudun ısınıyor terlemeye başlıyor. O yüzden kasların çalışma sırasında da gene buradaki mekanik enerji bakın ısı enerjisine dönüşmüştür. Ampulün yanması sıra, sırasında arkadaşlar burada ampul neyle çalışıyor? Elektrikle çalışıyor. Elektrik enerjisi hem ısı hem ışık enerjisine dönüşmüştür. Eceksin hocam ısı ne alaka? Arkadaşlar ampullere bakın yine dokunduğunuzda yani elin yanabilir yani dokunduğunuzda derken dokunma hakkında fayda var. Elini yaklaştır istersen. E, ampulün arkadaşlar ısındığını görürsün. Yani bu ısınma da aslında bir nevi kayıp enerjidir. O yüzden ampuller arkadaşlar ısı ve ışık enerjisi de dönüşür. Yine mesela saç kurutma makinesinde dediğimiz gibi yine elektrik enerjisi arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Hareket enerjisine veya mekanik enerjiye dönüşüyor. Ve ısı enerjisine dönüşüyor değil mi? Saç kurutma makinesinde ne oluyor? Bir böyle vuu diye bir ses çıkıyor. Onu oluyor içinde bir pervane dönüyor. Yani hareket enerjisi ve onunla beraber de bir ısı enerjisi. Demek ki biz buradan şunu anlamamız gerekiyor bugün gençler. Yani bir enerji bakın bir yerden bir yere dönüşüyor. Yok olmuyor gibi. O yüzden burada bir yerden bir yere dönüşebilir. Belki bir yorum sorusu olacak. Belki doğru yanlış sorusu olacak öğretmen. Ve arkadaşlar sürtünmesi bir ortamda mekanik enerji her zaman sabit kalır diyoruz. Ee, bunu da bakın bir açıklayacağız isterseniz. Yine ben arka tarafta açıklayacağım ama yine şöyle yapayım mı? Bir ufak bir şöyle bir boş bir kağıt alayım şuradan. Şöyle boş bir kağıt alayım. Şurada bir olayı bir açıklayayım bakın. Ya yani şimdi hepiniz çocuklar tabii ki büyüdünüz ama bir zamanlar şöyle kaydırağa falan biniyordunuz böyle kaydırağa bindiğini düşünelim bakın şöyle hani şöyle kaydıraktan evet şöyle bir e, çizdik. Bu bu şekilde böyle ne oluyor arkadaşlar? Kayıyorsunuz değil mi? Şimdi biz ne demiştik? Bakın ne demiştik? Dedi ki bakın bir e, kinetik enerji diye bir şey vardır. Bakın kinetik enerji vardır arkadaşlar. Neyle alakalıdır? Hızla alakalıdır. Hız varsa kinetik enerji vardır bir de ne vardır? Bir de arkadaşlar potansiyel enerji vardır. Biz buna yükseklik potansiyel enerjisi de deriz. Bu da arkadaşlar bu da yükseklikle alakalıdır. Ve bunların toplamına da bakın şöyle yapalım mı? Aradaki fark belli olsun diye göstereyim. Şöyle bir balon içine alayım ki karışmasın. Bir evet bu var. Bir de potansiyel enerji var. Ve bunların toplamına da biz ne diyoruz? Bakın bunun toplamına da gençler ne diyoruz arkadaşlar? Mekanik enerji diyoruz mekanik enerji. Tamam mı? Şimdi peki şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen böyle hani bu parklarda kaydıraklar var ya bu kaydıraktan hop böyle aşağı doğru kayıyorsun ya. Aşağı doğru kayarken hızın ne oluyor hızın? Ne dersin? Artıyor değil mi? Hızlanıyorsun. O zaman aslında biz buna ne diyoruz biliyor musun? Burada hız demiyoruz da kinetik enerji diyoruz. Bak senin ne oluyor aslında? Kinetik enerjin artıyor. Anlaşıldı mı? Yani hızın artıyorsa hani sana sorularda böyle soracak. Aşağı doğru kayarken hızımız artıyor ama bu nedir? Kinetik enerjimiz artıyor. Peki yüksekliğimiz yani buna ne diyeceğiz? Potansiyel enerji. Bakın yukarıdan aşağı kayıyorsun hop aşağı doğru giderken yüksekliğin ne oluyor? Azalıyor değil mi? İşte buna biz aslında yüksekliğimiz azalıyor ama potansiyel enerjimiz azalıyor diyoruz. Peki mekanik enerji ne oluyor derse? Ha bakın eğer burası sürtünmesizse az önce söylediğimiz gibi gençler bakın sürtünmesiz bir ortamda arkadaşlar. Mekanik enerji her zaman sabittir. Bakın kinetik enerji azaldı ama potansiyel enerji, pardon kinetik enerji arttı, potansiyel enerji azaldı. Mekanik enerji ne olur derse ne diyeceğiz biz burada? Sabittir diyeceğiz. Bakın arkadaşlar buradan soru gelir. Hoca buradan sorar, yüzde sorar diyorum. Bakın buradaki ben deneyimlerime dayanarak ve ben de bir fizik öğretmeni olarak arkadaşlar. Ben de yazılı yaptığımda buralardan soracağım. O yüzden siz de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada anlaştık umarım. Biraz sonra bununla ilgili birkaç örnek daha göstereceğim. Ha demek ki bu kinetik enerji demek kafa karıştıracak bir şey değil. Hız demek arkadaşlar. Potansiyel enerji de yükseklik demektir. Bunları söyleyeceğiz. Peki. Şimdi gelelim canlılar ve enerji diye de bir şey anlatılıyor. Ünitemizde belki de öğretmen buradan gelen bir boşluk doldurma gibi bir şey sorabilir. Şimdi gençler. Bakın ben bir arabanın hareket etmesi için benzin almam gerekiyor. Ne bileyim cep telefonumu çalıştırmak için şarj etmem gerekiyor. Bakın her şeyin bir enerji ihtiyacı var görüyor musun? E ben de bir sonuçta bir şeyim. Yani ben de hareket etmek için arkadaşlar benim de bir enerji ihtiyacım var. E biz elektrikle çalışmıyoruz. Yani sonuçta benzin istasyonundan benzin alarak da çalışmıyoruz. E nasıl çalışıyoruz arkadaşlar? Yemek yiyoruz değil mi? Biz de işte bu yemeklerden aynen cep telefonunun e, şarj ettiği gibi elektrik enerji gibi veya bir arabanın benzinden aldığı enerji gibi arkadaşlar. Biz de yemeklerden işte ne yapıyoruz? Enerji alıyoruz. Tabii ki biz değil. Canlılar da ne yapıyorlar arkadaşlar? Fotosentez yaparak güneşten enerji alıyorlar gibi. Her şeyin gördüğünüz gibi bir enerji ihtiyaç var. O zaman bakalım şurayı bir okuyalım beraber. Şöyle bir pembe kalemimizi de alalım. Arkadaşlar canlıların hayatta kalmak, büyümek, gelişmek ve hareket etmek için, değil mi? Enerji ihtiyaçları vardır. E Tabii ki hepimizin bir enerji ihtiyacı var. Bir de canlılar olarak bizi düşünme. Yani bütün e, hayvanları düşün, en küçük mikro mikroorganizmalardan bütün bitkileri hepsini düşün. Ve bitkiler arkadaşlar fotosentez yaparak, değil mi? Bunu besini üretiyorlar e, ve ürettikleri besin ve oksijenin bir bölümünü yaşam için kullanıyorlar. İnsanlar ve hayvanlar ise ne yapıyorlar arkadaşlar? Besinleri dışarıdan alıyorlar. Yani biz dışarıdan alıyoruz ama güneş ne yapıyor bakın? Bu bitkiler güneşten alıyorlar. Ve bu şekilde solunum sayesinde enerji üretiyorlar. Demek ki buradan bakın benim şunu anlamam lazım. Her şeyin arkadaşlar neye ihtiyacı var? Bir bakın enerji ihtiyacı vardır. O yüzden canlılar da bu şekilde bir enerji ihtiyaç duyarlar. Bunları da boşluk doldurmalık sorabilirler. Peki geldik sevgili gençler. Burada bir de ne var? Verim diye bir olayımız var. Şimdi verim ne demek biliyor musun? Hani verim şöyle düşün. Günlük hayatta da biz verim ifadesini aslına bakarsan kullanıyoruz. Mesela sen diyorsun ki, ya ben bu işten çok verim alamadım. Bak böyle bir ifade duydum hiç. Hani bu işten çok verim alamadım diyorsun gibi. Veya işte ne bileyim şu kursa gittim ama çok verim alamadım. Veya cep telefonu aldım ama çok verim alamadım. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bir yaptığın iş bir de harcadığın enerji yani aldığın ve verdiğin arasındaki ilişkiye bakarak böyle bir şey söyleyelim. Şöyle bir şey söyleyeceğim ben şimdi sana. Şimdi bakın diyelim ki arkadaşlar. Diyelim ki şöyle bir şey Burada bir diyelim ki bizim neyimiz var? Bir elektrikli alet var veya bir cep telefonu var. Cep telefonu var arkadaşlar. Bu cep telefonu neyle çalışıyor? Elektrik enerjisiyle çalışıyor. Bakın elektrik enerjisi alıyor. Mesela ne kadar bir elektrik enerjisi yüklediniz? diyelim ki sen buna 100 TL'lik arkadaşlar diyelim ki sen buna 100 TL'lik bir elektrik enerjisi verdin. Edeceksin. Nasıl hocam? 100 TL. Hani bir ay sonunda diyelim veya yani ne bileyim iki ay sonunda... ...100 TL'lik bir elektrik enerjisi aldı. Peki bu aldığı enerjiyi sana ne yapıyor? Veriyor. Ne olarak veriyor? İşte ışık olarak uygulamalara giriyorsun, oyun oynuyorsun falan gibi bunlara veriyorsun. Ama bunun içinde belli kayıplar da oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Belli kayıplar da oluşuyor arkadaşlar. O yüzden bu senden aldığı bütün elektrik enerjisini hepsini sana veremiyor. İçeride belli kayıplar oluyor. Ne kadarını veriyor mesela? 80 TL'liği veriyor. E 20 ne oldu hocam? 20 işte bunun içindeki hani ısınır yapacak telefonu. Orada arkadaşlar kayıplara gitti. O yüzden biz diyoruz ki işte bunun verimi diyoruz. Verimi diyoruz arkadaşlar. Bakın verim diyoruz. Ne yapıyoruz? Yapılan iş yapılan iş yani burada yapılan iş arkadaşlar bu 80 küçük olan üstte yazıyoruz harcanan enerji biz buna ne kadar bir para harcadık 100 lira harcadık bunda 6 yazıyorsunuz işte %80 yani 100 bölü 80 80 bölü 100 kadar bunun bir verimi var diyoruz biraz da kafamızı canlandı mı mesela diyelim ki bir tane ampul ee, bir tane ampul arkadaşlar şöyle yanıyor işte biz buna dediğim gibi gene ne yapıyoruz? Bir fatura ödüyoruz değil mi? Ne kadar fatura ödedik? Mesela diyelim ki biz sadece bu ampul için ne kadar fatura ödedik? Diyelim ki 6 TL'lik ay sonuna kadar fatura ödedik. Ama bunun işte hepsi ışık enerjisine dönüşmüyor. Bir kısmı arkadaşlar kayboluyor. E ne kadar diyelim ki bana ışık olarak bu geri döndü? Diyelim ki 2 TL olarak geri döndü. 4 nerede? E 4 çöpe gitti yani. Kayıp enerji diye bir şey var. O zaman bakın bunun verimi ne kadar derse sevgili gençler... Ne yapıyorsun? Küçük olanı yani aldığımız üste yazıyoruz. Toplam büyük olanı da bakın altı yazıyoruz. Demek ki 2 bölü 6 sadeleştirsem 1 bölü 3'müş bunun verimi. Yani 3 koyarsam 1 alıyorum gibi. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle bir verim olayımız var sevgili gençler. O zaman şunu da şuraya bir yazalım mı? Bu da bizim bakın formülümüz. Verim derse verim. Bakın verimi sorarsa arkadaşlar. Yapılan iş bölü. istersen şöyle söyleyelim. Alınan enerjinin verilen enerji oranı diyelim istersen. Verilen. Evet böyle de bir e, formül yazabiliriz buna. Bunu da şöyle farklı bir renkle alalım. Yani alınan her zaman küçüktür arkadaşlar, verilen daha büyüktür. Mesela burada verdiğimiz bu ampulü verdiğimiz 6 TL ama aldığımız 2 TL gibi. Ve tanım olarak da bakın bunları sor sorabilir. E, bir sistemde yapılan iş o sistemde harcanan enerji oranı arkadaşlar verim denir diyoruz. Bunları dediğim gibi biraz sonra örneklerde de zaten açıklayacağım. Ve yazıldı arkadaşlar mutlaka bakın öğretmenin soracağını düşündüğüm sorulardan bir tanesi bu. Yani bu yenilenebilir enerji ve yenilenemez enerji kaynaklarını gençler soracaktır öğretmenimiz. Peki ne demek yani bu? Hani bizim enerji aldığımız kaynaklar yok mu? Biz enerjiyi nereden alıyoruz arkadaşlar? Enerji. Bakın biz güneşten enerji alıyoruz, rüzgen enerjisini kullanıyoruz değil mi? Hani elektrik enerjisi üretiyoruz gibi. İşte kömür yakıyoruz mesela diyelim ki soba yakıyorsak arkadaşlar kömür yakıyoruz veya doğalgazla çalışıyorsa mesela kombimiz değil mi gaz bakın bunlarla enerji alıyoruz. Ve bu enerjinin sonucunda mesela yemeği nasıl pişiriyoruz doğalgazla değil mi gazla işi açıyoruz e oradan e, pişiriyoruz gibi. Yani biz enerji kaynaklarını arkadaşlar kullanıyoruz ama bunların bazıları yenilenebilir enerji bazıları arkadaşlar yenilenemez enerji. Bakın yenilenebilir derken yani bunlara bakın doğa dostudur. Yani atık maddesi olmayanlara biz yenilenebilir diyoruz. Ama çevreyi kirleten atık maddesi olan enerjileri de arkadaşlar yenilenemez enerji kaynakları diyoruz. Ha, yani doğa daha çok biz neyi kullanmayı tercih etmeliyiz? Aslına bakarsanız yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. E bu sayede bunlar dışarıya bir atık maddede vermedikleri için doğayı da bu sayede koruyabiliriz. Ama yenilenemez enerji kaynaklarını da maalesef tabii bol miktarda kullanıyoruz. Yani kömür değil mi kullanıyoruz. E, tabii kömürü biz artık günlük hayatta pek fazla kullanmıyoruz ama... ...belki mangal kömürü olarak, belki mangal yakarken kullanıyoruz. Petrol arkadaşlar, her şey, çoğu şey bakın petrolden yapılıyor. E, doğalgazla zaten evlerde ısınma amaçlı, yemek yapma amaçlı kullanıyoruz. gibi. Şimdi peki, bunlar nedir arkadaşlar? Kısaca isterseniz bir bahsedelim. Yani şunu da bence bir ekran görüntüsünü şurana bir alman lazım. Burası bakın bizim için önemli yazılı, da burası çıkar sevgili gençler. Şimdi güneş enerjisi, bunu biliyorsunuz zaten. Yani biz güneş enerjisini kullanarak... E, Elektrik enerjisi elde ediyoruz arkadaşlar. E, güneşten birçok şekilde biz de faydalanıyoruz. Peki hidroelektrik dediğimiz arkadaşlar barajlarda yani suyun enerjisidir bu. Zaten hidro demek su demektir. Elektrik de elektrik yani barajlarda arkadaşlar elektrik üretmek için kullanırız. Peki rüzgar enerjisi bakın hani belli yerlerde görmüşsündür. Burada böyle rüzgar tribünleri vardır böyle. Hani şöyle rüzgar şu şekilde arkadaşlar böyle tam da çizemedim ama şöyle tamam mı? Şöyle rüzgar tribünleri vardır ya böyle döner hani. Şu şekilde ne yapar? Bunlar elektrik enerjisi üretirler. Yani biz rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Arkadaşlar jeotermal enerji değil mi? Sıcak su enerjisidir. Yani yer altından çıkan sıcak suyu da biz enerjiye dönüştürebiliyoruz sevgili gençler. Hidrojenin yapısındaki arkadaşlar enerji kullanarak bunlar biraz daha uç enerji kaynakları tabii ki. Bunu gene biz enerjiye dönüştürebiliyoruz ve dalga enerjisi diyoruz. Yani Hani bu kıyıya çarpan dalgalar var ya... ...sevgili gençler. Hatta buna biz bazen gelgit git enerjisini de ekleyebiliriz. E, bu şekilde bakın bunlardan doğal enerji kaynaklarını kullanabiliyoruz. E, bir de yenilenemez. Yani yakıp bitirdiğimiz geri dönüşümü olmayan... ...birincisi arkadaşlar fosil yakıtlar dediğim gibi... ...kömürdü, petroldü... ...doğal gazdan enerji üretiyoruz. Bir de bakın nükleer enerji var. Bu nükleer enerji arkadaşlar... ...mesela uranyum gibi maddeler vardır. Belki duymuşsundur. Aslında çok da zararlıdır yani... E, ...gözle görülmeyen bir ışıma yaparsa gençler mesela diyelim şu kalem uranyum olsa bak uranyum buraya koysan bu ışıma yapar ya kanser yapar bizi yani çok tehlikelidir o yüzden bunu böyle direkt olarak bu şekilde alamayız, işleyemeyiz o yüzden bunun için yüksek teknoloji gerekir e, nükleer enerjiyle çalışan arkadaşlar barajlar vardır elektrik üreten barajlar vardır bizim ülkemizde henüz bunlardan yok ama yapımı sürüyor ama farklı ülkelerde e, birçok e, nükleer enerji kullanan e, santraller var. Biz arkadaşlar genelde hidroelektrik yani suyla çalışan e, santraller kullanıyoruz. E, nükleer enerji de dediğim gibi e, işlenmesi biraz zor ama Türkiye'de de yapılabilecek enerji kaynakları. Şimdi bunu şöyle de aklına tutabilirsin. Bak şöyle sorular soruyorsun Hangisi diyor yenilenebilir hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır diyor. Ya yenilenebilir'i ben yenebilir gibi düşünüyorum. Yani şöyle ağzını açtığını düşünelim. Şöyle bak ağzını aç böyle pekmen var ya pekmen pekmen gibi bir şey yapayım. Ağzını açtı arkadaşlar. Bunlar yenilenebilir. Yani şöyle. Hani biraz saçma olacak ama. Yani bunlar hepsi arkadaşlar güneşi aç, aç ağzımızı açtığımız zaman güneş bakın ağzımıza girebilir. Su girebilir. Rüzgar girebilir. Sıcak su, tormel girebilir. Hidrojen zaten su içinde de var. Girebilir. Dalga mesela ağzını açtı. Hepsi bakın ağzına girebilir. Yani yenebilir. Anladın mı? Bir akıllı tutma tekniği olursa. Biraz saçma ama anladık bunu. E bunlarsa yenmez yani. Kömür yedi mi sen hiç? Kömür, petrol mesela yer misin? Doğalgaz yenmez değil mi? Nükleer enerji ölürsün zaten. Yani yenmez bunlar. Anladın mı arkadaşlar? Yenilenemez. Yani yenmez ve yenilenebilir. Mutlaka çıkacaktır diyoruz. Biraz sonra yine bir, bir iki bahsedeceğiz. Peki şimdi gelelim öğretmenler nasıl sorular soracaklar. Az önce dediğim gibi boşluk doldurmalarda olacak ama bunları soracak. Bana öncelikle arkadaşlar iş sorusu soracaktır. Demek ki bana işi sorduğu zaman iş eşittir. Bakın birinci formülümüz nedir? F çarpı X diyeceğiz. Anlaştık mı? Bunu bu şekilde yazın. Yazıldı arkadaşlar. Sen de böyle yazacaksın. Peki burada bakın bana buna göre arkadaşlar yapılan şurada Y'yi unutmuşum. Yapılan iş arkadaşlar kaç juldür diyor. Peki ben ne yapacağım hemen? Şuraya gene formülü yazayım mı? İş eşittir diyeceğim. F ile X'i çarpacağım. Ama bazen buralarda sevgili gençler bazı yanıltma durumları var. Seni kandırmaya çalışıyor. Nasıl biliyor musun? İşi zorluğu zaman sen ne yapacaksın? F yani kuvvet. X yani alınan yol çarpılacak. E peki 3 kilogram işte bunun bir anlamı yok. Sana bunu veriyor ama kafa karıştırmak için veriyor. O zaman arkadaşlar kuvvetimiz ne kadarmış? 2 Newtonmuş yazdım. Alınan yolda bakın ne kadarmış? 4 metreymiş. Buradan çarpacaksın. 8 diyeceksin. Aman ha şuradaki birimi unutmayacaksın. Biliyorsun fizik öğretmenleri. Gençler buradaki birimlerden kırıyorlar. Ama sen unutmayacaksın bunu. Bundan eminim. Bunu söyledik. O zaman bir tane daha iş sorusu çözelim. Artık biliyoruz işi sorduğu zaman bana iş eşittir. F çarpı X'tir diyorum ama arka tarafta bir iki soru daha var sevgili gençler. Ne numaralar yapabilir onları göstereceğim şimdi sana. Peki bakalım burada şimdi 10 Newton var. Tamam bu tarafa doğru 3 Newton var. Sana hangi kuvvetin yaptığı iş soruyorsa bak onu bulmalısın. Sana burada hangisini soruyor arkadaşlar? Uygulanmıştır diyor. Burada net iş ne kadardır diyor. Yani net iş derken hani bunların bileşkesini al. Hani sağa doğru 10 var. ...sol doğru da 3 varsa bunlar zıt ya. Çıkart. Aynı yöndeyse topla. O zaman bunları çıkarttığımız zaman kaç olacak buradan? 7 mi olacak? 7 çarpı aldığımız yoluna kadar? Bak gene burada kütleyi vermişiz. Bunu biliyorsun kullanmayacağız. Ee, ve 3 metre demiş arkadaşlar. 3 metre gitmiş. 3, 3 kere de 21 olduğuna göre 21 diyorum. Ve bakın birimimi de yazıyorum değil mi? 21 jöldür diyorum. Peki. Devam ediyoruz. Bakın farklı farklı iş soruları şimdi karşımıza gelecek. Bu illaki yatayda gitmeyebilir. Yukarı doğru da gidebilir. O zaman fark etmez. Yani senin gene iş eşittir. F çarpı x diyeceksin. F bakın ne kadar kuvvet uygulamış arkadaşlar. 20 uygulamış. Ne kadar çıkmış? 6 metre çıkmış. 2 kere 6 12. da yanı koyuyorum. O zaman ne oldu? Jül. Böyle uzun uzun da yazabilirsin. Tamam mı? Sadece J olarak da yazabilirsin ama ne yaparsan yap o birimi oraya koy. Ve gençler kuvvet yol grafiği verdiği zaman bakın böyle grafiklerin biz genelde alanı buluyoruz. Bir şeyin alanı buluyorsan bununla bunu çarpıyorsundur. Yani şuradaki kuvvet F demek biliyorsun. Yolda X demek. F ile X'i çarpıyoruz. Yani F ile X'in bakın çarpımı bize neyi veriyor arkadaşlar? İşi veriyor. Demek ki kuvvet yol grafiği böyle bir şey verebilir. Böyle bir şey verir arkadaşlar alanı bunun alanı neyi verir diyeceğiz? İşi verir. Anlaşıldı mı? İşi verir. Yani sana burada o zaman bakın burada diyor ki sana net iş ne kadardır diyor ya. Sen burada alanı bulacaksın. Peki hangi alanı bulacaksın? Bakın şuradaki arkadaşlar şu alan önce şu dikdörtgen alanı şuradaki şu üçgen alanı ve şuradaki şu üçgen alanı sevgili gençler. Tamam mı? Şunları bulacağız. Bak şu taradığım yerleri bulacağız. Farklı bir yer değil. Peki beraber bulalım. Öncelikle şuradaki dikdörtgenin alanı ne olur? 2 kere 5'ten ...on mu? Şöyle içine yazalım karışmasın. Abi tamam, şuranın alanı 10. Peki şurada küçük üçgenin alanına bakalım arkadaşlar. Dikey 5 çarpı şu yatay kaç? 2. 5 kere 2 10. Bölü 2 değil mi? 3 yani bölü 2. Kaç olur burası bakın? 5. Bunu da bulduk. Bir de şu üçgeni bulalım. Şurası kaç? 4'ten 8'e gelmiş. Bakın 4 kere kaç? Bu 14 kere 10. 40 bölü 2'den 20. Ama arkadaşlar alt tarafta olduğu için ben buna ne diyorum? Eksi 20 diyorum. Anlaştık mı? Bunu bu şekilde söyleyeceğiz. Peki buradaki işi soruyorsa bakın hemen şöyle yazalım. İş eşittir diyeceğiz. Bakın kaç bulduk burada arkadaşlar? 10 bulduk. Artı 5 eksi 20. Evet buradan da kaç çıktı? Eksi 5 Joule olarak çıktı. E hocam iş nasıl eksi çıkıyor? Arkadaşlar eksi demek yani negatif anlamda hani yavaşlatıcı. Cismi yavaşlatıcı anlamda iş yapılmış. Mesela şöyle söyleyelim. Şu soru değil bakın. Bir önceki soruda. Evet şu soruda arkadaşlar. Bakın burada mesela 10 Newton ne yapıyor? Bu cisim mesela şu anda sağa doğru gittiği için 10 Newton bunu hızlandırıyor. Ama buradaki 3 Newton ne yapıyor? Yavaşlatıyor değil mi? Hani yavaşlatan daha fazlaysa eksi çıkar. Hızlandıran fazlaysa sonuç artı çıkar gibi düşünelim. O yüzden burada sonucumuz fark etmez. Eksi de artı çıkabilir. Ama sen şunu bil. Böyle bir grafik karşına çıkarsa hemen işi bulmak için arkadaşlar F çarpı x'i bir yazalım. Ve böyle bir soruda gençler bakın bunda açıkçası ben ee, yine bekliyorum bunu da arkadaşlar hoca sorar diyorum bakın şunu da şuraya koyuyorum niye böyle yorum sorularını? Çünkü çok fazla görüyorum ee, bu tip bir şey de öğretmen sorabilir. Şimdi bakın hangileri demişiz? Fiziksel anlamda iş yapmıştır. Şimdi işin formülü biz bir yazalım arkadaşlar F çarpı neydi? X'te. Şimdi bakın iş sana der ki sevgili gençler senin bir iş yapabilmen için bir kuvvet uygulaman lazım ama iki yol da alman lazım. Bakın bu çok önemli yani kuvvet doğrusunda yol alman gerekiyor. Bakalım şimdi bu bilgisayar başında çalışan iş insanı demişiz. Ee, yani hareket etmeyen bir insandan bahsediyoruz. Yani sen yatakta yatıp cep telefonu oynaman da olabilir. Yatakta uyuman da olabilir ve oturman da olabilir. Veya şunu beni izliyorken eğer yürümüyorsan, şu an duruyorsan şu anda da arkadaşlar nedir? Bir kuvvet yok değil mi? Dolayısıyla de bir x de yok. O yüzden hangisi iş yapmıştır diyor. Burası bakın iş yapmamıştır. O yüzden buraya bir çarpı atıyoruz. Çünkü iş yapabilmesi için bir hareket olması gerekiyordu. Peki yerden tuğlayı kaldıran işçi bakın yerden tuğlayı kaldırmak için ne yapmış bakın bu tarafa doğru bir kuvvet uygulamış ve böyle bir yol da almış. O yüzden burada bakın bir iş yapılmıştır diyeceğiz. Arabayı itiyor evet ama ancak hareket ettiremiyor. Ha o zaman olmaz. Fakat arabayı itse bakın F var. Ama hareket ettirse, ettirse o zaman x de var. O zaman iş yapmış olacaktı. O zaman ne oldu arkadaşlar? Yalnız iki bakın şu anda iş yaptı. Görüyor musunuz? Demek ki iş yapabilmek için hem kuvvet olacak hem de arkadaşlar yol olması gerekiyor ki iş yapılsın. E bir de böyle rakam sormayabilir. Sana işi fx cinsinden sorabilir sevgili arkadaşlar. O zaman işin formülü neydi? Şimdi ben bakın burada 4 f kuvveti uygulanmış. Bir de buradan f kuvveti uygulanmış. E bu bunu hareket ettirmeyeceğim için bakın bunu almam. O zaman ne diyeceğim ben burada? 4F çarpı X diyeceğim. Görüyor musunuz? Ne kadar? 4FX. Nasıl yani hocam? Rakam yok. İşte böyle FX isten de gençler sorabilir. Rakam da olsa zaten aynı şekilde yapacak. Ha şimdi buraya bir dikkat etmenizi istiyorum. Burada da bakın gene bir iş sorusu ama burada biraz e, birimlere falan biraz dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi bakın burada arkadaşlar bir e, bakın 50 newtonluk bir kuvvetle bakın araba çekiliyor tamam. Ama burada diyor ki bakın bir de sürtünme kuvvetinden bahsediyor sana. Yani sürtünme kuvveti bakın ne tarafa doğruymuş bakalım. Sürtünme kuvveti arkadaşlar sabit ve 4 Newton. Peki bana söyler misin? Sürtünme kuvvetinin yönü ne tarafa doğrudur? Mesela sen bu arabayı bu tarafa doğru çekiyorsan sürtünme de sağa doğru mudur? Hayır, değil mi? Sürtünme ne yapar? Her zaman bizi arkadaşlar işimizi zorlaştırır. Yani şöyle yapalım istersen. Sürtünme bir kere kuvveti F ile gösteriyoruz. Bunu artık biliyorsun. Sürtünme olduğunu ifade etmek için de şuraya bir S koyarız. Ne kadarmış bakın? 4 Newton muymuş? İşte buraya arkadaşlar 4 Newton yazarız. İşte bu şekilde. Peki şimdi bana 20 tonluk kuvvetin yaptığı iş soruyor. Ama burada şimdi hep hata şu oluyor bakın. Şimdi işi yaz ya. Çocuk işi yazarken iş eşittir diyor. Mesela burada 50'den 4'ü çıkartıyor arkadaşlar. Kaç olur? 46 mı olur? 46 çarpı 70 diyor mesela. Burası arkadaşlar yazıyor. olmaz. Ama sana hangi işi sordu? Net işimi sordu. Sürtünmeni yaptığı işimi sordu. Kuvvetin yaptığı işimi sordu. Tamam bak burada da böyle bir numara yapabilir öğretmenler. Ona dikkat. Arkadaşlar o zaman 20 Newton'lu kuvvetin deyince pardon şunu da ben şurada 20 değil de bakın şurası 50 olacaktı. İsterseniz şunu mu 20 yapayım? Şunu 20 yapayım istersen. Şunu bakın arkadaşlar. Şurayı yanlış yazmışım. Şurası 20 olsun mu? Evet şurayı 20 diye düzeltelim isterseniz. 20 Newton'luk kuvvetin yaptığı işi soruyorsa şuraya yazayım istersen bak A şıkkını, şu, şu şuraya yazayım. Ne yapacaktık arkadaşlar? Şuraya bir daha işin formülünü yazalım mı? İşin formülü neydi? F ile X'i çarpacaksın. Güzel. Peki F ne kadar? 20. Ama hocam 20 de 20 4 yazmayacak mıyız? Hayır. Sana sadece burada 20 tonu kuvvetini yaptığı iş soruyor. O bakın C şıkkında. O net kuvvetin yaptığı iş C şıkkında. Peki uzaklık ne kadar? 70. İşte 70 değil bakın santimetre olmaz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunu bakın metreye çevirmemiz gerekecek. Ne kadar olur? 0.7 metre olur. Görüyor musunuz? Yani burası kaç olacak? 0.7 olacak. Çarpan yerine bakın şu 0 şu götürür. 2 kere de 14. Aman birimleri de unutmuyoruz. 14 Joule diyoruz. Umarım burada anlaştık arkadaşlar. Anlayamadığımız yerleri lütfen biraz daha geriye alıp tekrar izleyelim. Video izlemenin de güzel tarafı da bu değil mi? Tekrar tekrar izleyebiliyoruz. Peki B şıkkına geldik sevgili arkadaşlar. Bakın burada da sadece sürtünme kuvvetini yaptığı soruyor. Ha işte bakın. Şimdi arkadaşlar burada sürtünme kuvveti harekete zıt yönde olduğu için... ...ben bunun başına bakın bir eksi koymalıyım. Eksi dört demeliyim. E niye hocam? E çünkü harekete ters yönde ya. Öğretmen böyle anlar ancak çarpı 0.7 ise e, sayı ile çarparken ne yapıyoruz? Önce virgülsüzmüş gibi. 4, 7, 28 ama e, 2.8 eksi 2.8 jul diyoruz. Görüyor musunuz? İşte bunu da böyle çözebiliriz. Peki geldik C şıkkına. Geldik C şıkkına arkadaşlar. Şimdi net kuvvetin yaptığı iş diyorsa ya bakın bunları toplarız. Ya bunları toplarız ya da şöyle yaparız. Net kuvveti alırız. Ha şimdi bakın şimdi işte yeniden <laughs> 4'ü çıkartabilirim arkadaşlar. Oradan da kaç çıktı o zaman? 16 mı çıktı? 16 çarpı 0.7 derim. Görüyor musun? Önce virgülsüz gibi çarpalım. 6 kere 7 42'nin ikisi elde var. 4 7 kere 7 4 daha 11 mi? 11. O zaman ne oldu? Virgülü de buraya koyduk. Bakın 11.2 olmuş oldu arkadaşlar. İşte bu şekilde ABC şıkkını yaptık ve bence en önemli sorulardan bir tanesiydi. Bu tarz şeyler karşımıza çıkabilir diyorum. Peki geçelim. Geçelim sevgili, sevgili gençler. Şimdi geldik güce. İşten yeterince soru çözdük ama işle ilgili soru çıkacaktır. Şimdi güce geldiğimiz zaman da gücün formülü neydi? Bakın burada her şey şu anda burada var. Gücün formülü de arkadaşlar hemen yazıyoruz şuraya. İş bölü zamandı. İş bölü zamandı güzel. Bakın şu arka sayfayı da çevirirsem. T ne demekti arkadaşlar? Zamandı ama birimi de neydi? Saniyeydi. bakın bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bakın demiş ki dakikada olmaz. Dakika kaç saniye? 60 mı? 60 saniye bizim bunu almamız lazım. Demek ki burada ne yapacağız sevgili gençler? Bana bakın burada gücü sorduğu zaman yapılan işi üst tarafa yazacağım. Ne kadar iş yapılmış? 1200 yapılmış. Süre ne kadarmış ve saniye çevirerek bakın bunu böleceğiz. Şunlar birbirini götürecek. Bunu da bölerse kaç olur? Lan 20 oldu. Bunun birimi de neydi? Bunun birimi de bakın watt'tır. Bunu da böyle yazacağız. İşte bu şekilde sana motosiklet der, makine der, bir şey der. Anlaşıldı mı? Onun ne olduğu önemli değil. Ben işi yukarı, zamanı da saniye olarak aşağı yazacağım ve bu şekilde arkadaşlar gücü bulacağım. E bundan da soracaktır. Bak burada olduğu gibi böyle bir tane winch falan koymuş. Benim bununla bir alakam yok. Ben hemen gücü sorduğu zaman hemen bak gücün formülü ben yazıyorum. Neydi gücün formülü? İş bölü zaman. Güzel. İşte gücün formülü bu. Ama şöyle yapılan işi az önce direkt olarak vermişti. E burada vermemiş. Vermemişse o zaman sen ne yap? işi bak şöyle f çarpı x olarak hemen bir bul. Az önce hazır vermişti. Burada vermemiş. O zaman bulalım mı? İş eşittir. Şimdi arkadaşlar 180 Newton ağırlığındaki bir cisim. Yani şuradaki cisim ne kadar? 180'miş. Peki ben bunu ku kaldırmak için ne kadar kuvvet uygulamalıyım o zaman? 180 Newton. O zaman bakın F yerine 180'i yazıyorum. Çarpı. Ee, x yani X dediği de kaç metre yükseltmiş? 10 metre. 10 metre dedi çarptığımız zaman kaç çıktı burası? 18'in yanına x0 mı koyacağım? 1800 jül oldu mu? E tamam bunu buldum. O zaman artık formüle yine koyabilirim. Şöyle yazalım. P eşittir arkadaşlar. işin yani W'nun 1800 olduğunu buldum. Bölü. Saniye bakıyorum zaman saniye olduğundan emin oluyorum. Dakika falansa bakın bunu yine dönüştüreceğiz. O zaman sıfırlar gitti. Buradan da kaç çıktı? 60 watt olarak çıktı. Nasıl yaptığıma dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi takıldığımız yerde biraz daha gene geriye alalım. izleyelim. Şu olayı iyice bir bitirmiş olalım. Peki. Bununla geçiyorum. Bakın biraz daha şimdi farklı farklı sorular gelmeye başladı. Şimdi gençler gücü de halletti. Şimdi bakın bana kinetik enerji sorabilir. Potansiyel enerji sorabilir. Demek ki kinetik enerji sorduğu zaman formülümüz neymiş? 1 bölü 2 mv kareymiş. Bakın bunları bizim alışmamız lazım. Demek ki enerjiyi de biz e ile gösteriyoruz. Bakın. E eşittir. 1 bölü 2 m ve kare. Formülümüz bu. M ne demekti gençler? Bakın e, özet kağıdımızın arka tarafını çevirirsek zaten şurası var ya senin için daha önemli. Şunlar hep böyle fizikte kullandığımız şeyler arkadaşlar. M demek bakın cismin kütlesi yani kilogram. Dediğim gibi senin M'in ne kadar? 50 kilogram 60 70 gibi değil mi? M 50 kilogram gibi. Şimdi şöyle yazıyorum bakın 1 bölü 2 diyorum çarpı M yani kilogramı yazıyorum bakın 5 çarpı. V kare. V arkadaşlar hız demektir. Dördün karesi kaçtır? 16 mı? 16. İşlemi yaparken de bak şöyle yap. Her zaman şu 2 ile şunu ya da şunu sadece 5 2'ye bölünmediği için şunu ikiye bölüyorum. Bakın 8 diyorum. Sonra da kaç kaldı burada? 5 kere 8'den de kaç? 40. Arkadaşlar bunların hepsinin birimi bakın Jüldür. Tamam mı? Yani şöyle gösterelim. Buradaki bakın işin birimi Jüldür. Enerjilerin birimi Jüldür. Ee, gücün birimi sadece Watt'tır. Bunlara da dikkat edeceğiz. Çünkü öğretmenler dediğim bu birimlere de dikkat edecekler. Peki hangisi arkadaşlar kinetik enerjiye sahiptir? Hemen şu gene bak her seferinde özetimi getiriyorum ki. Şöyle şey yapalım. Dediğim gibi sen de şunu bir ekran görüntüsünü almanı istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir ekran görüntüsünü al. Yazıldan önce de şunu bir oku gir. Yani bilmemiz gereken bu zaten yani bunu bileceğiz. Arkadaşlar kinetik enerji ne zaman vardı? Hız varsa. Potansiyel <laughs> ne zaman vardı? Yükseklik varsa. Bana burada kinetik enerji sorduğu için bakacağım. Hangisinin hızı varsa onu kinetik enerjisi var diyeceğim. Bakalım şimdi. E, yerden havalanan uçak. Arkadaşlar yerden havalanan uçağın şu anda bir hızı var mı? Var. O zaman bir kinetik enerjisi vardır. Demek ki, kinetik enerji için ne olmalı arkadaşlar? Hız hız olmalı diyelim istersen. Tamam mı? Kinetik enerji olması için bu cismin hızı olmalı. Uçağınızı var mı? Var. Peki barak, barajda birikmiş su. Yani tabii duran bir su bu. Hani birikmiş su dediği duran bir su. Hani barajın kapağını açsak, dökülse, hareket etse tam kinetik enerji var diyeceğiz ama duran bir su olduğu için bakın burada bir kinetik enerji yoktur. Yere düşmekte olan yağmur damlası demiş. Şu anda yağmur damlası yere düşüyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. O anda bir hızı var mı? Evet var değil mi? O zaman arkadaşlar bunu da demek ki cevabımız ne oldu? Bakın 1 ve 3 oldu. Demek ki hızımız varsa kinetik enerjimiz vardır diyeceğiz. Güzel. Peki gelelim arkadaşlar potansiyel enerjiye. Potansiyel enerjinin de formülü neydi? Hemen şuraya bir daha yazalım bakın. Potansiyel enerji MGH'dı. O zaman E eşittir diyorum bakın. MGH diyorum. İşte bu şekilde potansiyel enerjiyi sorduğu zaman da bizim formülümüz işte bu olacak. MGH diyeceğiz. Peki şimdi soruyu bir okursak. M ve 5M kütleleri görüyorsunuz. X ve Y cisimleri. Yere göre potansiyel enerji de sırasıyla EX ve EY'dir diyor. Hemen şimdi bir hesaplayalım o zaman. EX diyor. E MGH kütlesini bakın M vermiş. M hani G burada oranda gideceği için arkadaşlar normalde 10 ama yerine koymuyoruz. H yerine de 2H vermiş. Yani bu sefer rakamı vermemişiz bakın. Böyle MGH cinsinden de verebiliriz. Şimdi Y'ye bakarsak da arkadaşlar bunun kütlesi de ne kadar? Bu da 5M çarpı bu da bakın G çarpı bunun yüksekliği de ne kadar? 3H diyoruz. E sonra bunları bakın birbirine bölüyoruz. Yani oranını sorduğu için bölüyoruz. E bölmede bakın şu M'ler, G'ler ve haşlar birbirini götürdü. Peki ne kaldı? Yukarıda bakın bir 2 kaldı. Aşağıda da 3 kere 5, 15 mi kaldı? O zaman cevabımız neymiş? 2 bölü 15'miş diyeceğiz. İşte bu şekilde görüyor musunuz? Böyle sorular arkadaşlar sorabilir. Güzel. Peki bir de yayla ilgili bir soru yapmadan olmaz. Bir de yaya bakalım isterseniz ne sorabilir. Şimdi arkadaşlar yay biraz daha karışık gibi duruyor ama hiç kafanı karıştıracak bir durum yok. Bakın özdeş yaylar demiş. Yani bunun sertliği aynı demek istiyoruz ve ucuna bakın M, 2M, 3M kütleli isimler yazmışız. Şimdi sen bunun ucuna M kütleli bir isim asarsan, bak bu böyle uzar mı? Uzar, buraya kadar gelir. Ama buna 2M kütleli isim asarsan, e bu tabii daha çok uzar. Peki 3M assan, yani 3M derken 3 kilogram gibi düşün. O zaman arkadaşlar bu daha çok uzar, görüyor musunuz? Böyle olmaz mı? Olur. E burada diyor ki bakın hangi potansiyel enerji, bakın yayında bir potansiyel enerjisi vardır dedik. Ve bir bölü 2 kx kare demiştik hatırlarsanız. Yani şöyle düşünün. Arkadaşlar sen bir yayı mesela sıkıştırın 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 bırakırsan oluyor fırlıyor. E çok sıkıştırırsan çok fırlar. Çok uzatırsan da çok uzatırsan veya çok sıkıştırırsan enerjisi çok olur. Hangisinin peki enerjisi burada fazla? O zaman bakın burada Z'nin enerjisi gençler daha fazladır diyeceğiz. Daha sonra Y'nin enerjisi ve daha sonra da arkadaşlar X'in enerjisi diyeceğiz. Görüyor musunuz? İşte böyle. Bunu sıralayacağız. Böyle bir yorum sorabilir. Şimdi gene gençler şunu hoca sorar diyorum. Bakın buradan soru çıkar arkadaşlar. Hoca burada sorar diyorum. Şimdi ne demek bu? Az önce demiştik ya sürtünmelerin önemsenmediği ortamda sevgili gençler. Ee, enerji yani enerji hangi enerji? Mekanik enerji diyeceğiz. Bakın mekanik enerji e, değişmez yani sabittir. Değişmez. Arkadaşlar bu ne demek peki? Bu ne demek? Bakın bu buradan buraya gidiyor veya az önce örnek verdim ya sen mesela kaydıraktan kayıyorsun gibi düşün. Arkadaşlar bu cismin bir kinetik enerjisi var. Bakın şöyle yapalım. Bir kinetik enerjisi var. Artı bir de potansiyel enerjisi var. Eşittir. E, bunların bundan toplamına da biz ne diyoruz? Mekanik diyoruz. Mekanik enerji diyoruz bakın. Şimdi şöyle. Bu kaydıraktan aşağı doğru kayıyorsun ya. Aşağı doğru kayarken hızımız ne oluyor? Artıyor arkadaşlar. Kinetik enerjimiz bakın artar. Peki potansiyel yani ne demekti? Yükseklik demekti. Yükseklik ne oluyor? O da bakın azalıyor. İşte bu mekanik arkadaşlar değişmiyor. Tamam mı? Burası sabit kalıyor. Yani bu değişmiyor. Niye değişmesin hocam? E çünkü biri artı biri azalınca arkadaşlar toplamı değişmiyor. Hangisi artmıştır diyor. Bakın ne dedik? Kinetik enerji evet artmıştır. Mekanik enerji hayır dedik değişmez. E potansiyel enerji de zaten bakın azalmıştır. O da artmamıştır. Hangisi artmış derse yalnız bir diyeceğiz. Bu tarz bir yorum sorusu bekleyebiliriz. Böyle bir şey gelir diyorum arkadaşlar. O zaman sevgili gençler hepsinden bakın bahsettik. Bütün detaylardan bahsettik. O zaman senden isteğim nedir? Şuranın bir ekran görüntüsünü alıyorsun. Bakın şurada çünkü tüm çıkabilecek formülleri özetledik. E peki bundan önce hangi konu vardı sevgili gençler? Bakın kuvvet konusu vardı hatırlarsanız. E kuvvet konusuyla ilgili de bir önceki yazılı çalışmasında bahsetmiştik. Onu da bence bir daha bir izleyip, e bence iki yazılı videosunu da izleyip arkadaşlar girmeniz lazım. Birinci dönem yani yazılı çalışmalarımızla izlemeniz lazım ve yine bizim için arkadaşlar bilmemiz gereken bakın şu birimleri de yine şunun da bir ekran görüntüsü bence alman lazım. Bunu da bilmeliyiz. O zaman ödülü sorumuzu da yapacağız. Yazılı sana sonsuz başarılar diliyorum. Hep böyle çalışkan olmaya devam edeceğiz. İki dönemde arkadaşlar e, kalan ders videolarımız zaten devam ediyor. O zaman yeni derslerde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hoşçakalın.